Evet. Başka inanılır gibi olmayan bir haber geliyor şimdi. Mecliste İsveç İttifakı. S-400'ler nedeniyle bize ambargo uygulayan Amerika F-16'lar üzerinden şimdi kirli bir oyun kuruyor. Elimizde F-16'ları alacağımızın garantisi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı da terör örgütlerinin kuluçka merkezi haline gelen bir ülkenin NATO'ya giremeyeceğini ifade etmemiş miydi? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Kabul 287, red 55, çekimser 4. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Hüdapar, Türkiye İşçi Partisi hayır oyu kullandı. Akşener CHP'yi de hedef aldı. İçeride efelenip dışarıda sus pus olanların tornistanlarını izledik. AK Parti ile aynı bildiriye imza atmayız diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa şaşırtıcı bir uyum içerisinde el karışlarına şahit olduk. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. İsveç'in terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine göz yumması, terör örgütü üyelerini iade etmemesi, FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik eylemlere izin vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın tarihte hep kesin cümleler kurmuştu. Hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör odağı. Tam bir terör yuvası. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Sözler geride kaldı. Finlandiya'dan sonra İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokole önce Erdoğan imza attı. Ardından kanun teklifi meclise geldi. İsveç PKK sevicisidir. İsveç terör destekçisidir. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Demokrat Parti olarak onu destekliyor ve hayır diyorum. İsveç'in anayasasında terör örgütlerine destek sağlanmasına yaptırımlar getiren bir değişiklik yaptığını tespit ettik. Amerika'nın Türkiye'ye F-16'ları satacağı meçhuldür. Türkiye'nin hakkı F-35'ler neden gündeme gelmiyor da sadece F-16'larla yetiniyoruz? Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine karşı F-16 satışına Amerikan Kongresi'nden onay çıkarılması şartını koşuyordu. Ancak o karar çıkmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliği AK Parti, MHP ve CHP oylarıyla kabul edildi. İsveç gibi Amerika'da memnuniyetini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongre ile çalıştıklarını söyledi.